Hi Lisa, how do you do? Merhaba Lisa, ne yapıyorsun? Hi Susan, merhaba Suzan. İyiyim, fine, thank you. Teşekkür ederim. You, ya sen diye sormuş. We are going to go to the cinema on Saturday afternoon. Bu öğleden, bu cumartesi öğleden sonra sinemaya gideceğiz. Would you like to join us? Bize katılmak istiyor musun? Lisa ise ne demiş? I must study for science exam, but I can do it on Sunday. Fen sınavıma çalışmak zorundayım. Fakat bunu pazar gününde yapabilirim. I will join. Size katılacağım. What time is the movie? Film kaçta? It is at 3 p.m. Saat 3'teymiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada Lisa ne yapmış? According to the conversation, konuşmaya göre. Lisa, A seçeneğinde invite Susan to the cinema. Susan'ı sinemaya davet etti diyor. Lakin burada Susan Lisa'yı davet etti. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. Wants to learn the time of the film. Filmin zamanını öğrenmek istiyor. Bakın burada filmin ne zaman olduğunu sormuştu. Susan ise saat 3'te diye cevap verdi. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Which of the following question does not Sharon ask Charles diyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki sorulardan hangisini Sharon Charles'a sormamıştır diyor. Sharon, hi Charles, merhaba Charles. Sonrasında bir soru sormuş. Charles ise yes, I really like it. Evet, cidden sevdim, seviyorum diyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne sormuş olabilir? Şıklarımıza bakacak olursak yes ve no'lu cevap verebileceğimiz sadece C seçeneği var. Yani do you like listening to music? Müzik dinlemeyi sever misin? Evet, çok hoşlanırım demiş. Yani C seçeneği buraya uygun olacaktır. Sharon sonrasında bir soru daha sormuş. Charles ise pop and rap are my favorite. Pop ve rap benim favorilerim. I also like rock demiş arkadaşlar. Aynı zamanda rock da severim demiş. O zaman ne tür müziklerden hoşlandığını sormuş olması gerekiyor Sharon'ın burada. Yani what kind of music do you like? Buraya uygun olacaktır. Ne tür müzikleri seviyorsun? Sonrasında ise Sharon really cidden me, I am happy to hear that. Bunu duyduğuma sevindim. I have two tickets for a rock concert for next Sunday. Gelecek pazar için iki tane rock konserine bileti varmış arkadaşlar. Sonrasında bir soru sormuş. O zaman katılmak ister misin ya da benimle gelmek ister misin gibi bir soru sormuş olması gerekiyor burada. Charles ise sounds great. İyi, kulağa iyi geliyor. I would love to come. Gelmek isterim demiş burada Charles. Dolayısıyla buraya davetiye sorusu gelmesi gerekiyor. Yani A seçeneğine bakarsak Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? Buraya uygun olacaktır. Yani kullanmadığımız sadece D seçeneğindeki How often do you go to concert? Ne sıklıkla konsere gidersin sorusu kullanılmayacaktır. Yani D seçeneği doğru seçenektir. Which of the following completes the dialogue diyor arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisiyle diyaloğu tamamlarız diye sormuş. Mother, who is your best friend at school? Okuldaki en iyi arkadaşın kim? Daughter, yani kız ise she is Carol. O Carol demiş. Annesi bir soru sormuş. O ise sure, elbette we have a lot of things in common. Birlikte birçok ortak yönümüz var. Ortak noktamız var. We like spending time together. Zamanı birlikte harcamayı seviyoruz demiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada annesinin ne sormuş olması gerekiyor? Birbirinizle iyi geçiniyor musunuz? Kızı da elbette sure. Ortak birçok noktamız var demiş olması gerekiyor. Dolayısıyla burada C seçeneğine bakacak olursak. Do you get on well each other? Birbirinizle iyi geçiniyor musunuz? Annesinin sormuş olduğu soru olması gerekiyor. Yani C seçeneği doğru seçenektir. Which of the following is not related to Martin's personality diyor arkadaşlar. Yani Martin'in kişisel özellikleriyle alakalı değildir diye sormuş. Bakacak olursak Martin de sportif yani destekleyici, polite, kibar, reliable, güvenilir, helpful, yardımsevermiş. A seçeneğinde Martin's friends don't trust him. Martin arkadaşları ona güvenmez diyor arkadaşlar. Bakacak olursak burada güvenilir birisi olduğunu görüyoruz. A seçeneği dolayısıyla yanlıştır. He is always there when his friends need him. O her zaman arkadaşları ihtiyacı olduğunda onların yanındadır diyor arkadaşlar. Oradadır diyor. Bu helpful'la aynı şeye denk geliyor arkadaşlar. Yardımsever de helpful. Dolayısıyla B seçeneği Martin'in özelliğiyle alakalıdır. Kişisel özelliğiyle ilgilidir. C seçeneğinde he has good personal characteristic. İyi bir kişisel karakteristiği var diyor arkadaşlar. Ki burada destekleyici, kibar, güvenilir ve yardımsever olması bunu kanıtlar
nitelikte. Dolayısıyla C seçeneği doğrudur. D seçeneği ise he has a relationship with other in a kind way diyor. Diğerleriyle çok kibar bir şekilde arkadaşlarını sürdürüyor, iletişim kuruyor diyor arkadaşlar. Bakacak olursak burada polite kibar demekti. Yani bunu destekler şekilde. Burada hangisinin Martin'in kişisel özelliğiyle ilişkili olmadığını sormuştu. Onu da A seçeneğinde yani Martin's friends don't trust him. Martin arkadaşları ona güvenmiyor. Yanlış olacaktır Martin'le alakalı. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçenektir. Which of the following is correct according to the chart? Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar sorumuz bize. A seçeneğinde she connects to the net every day of the week. Haftanın her günü internete bağlanıyor demiş arkadaşlar. Bağlanır demiş. Lakin bakacak olursak burada pazar günleri search for information diyor. Yani bakın read Amy's internet hours and activities. Amy'nin internet aktivitelerini burada görmekteyiz. Pazartesi günü, çarşamba günü, burada perşembe günü bir de cuma günü yani haftanın her günü değil. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. B seçeneğinde she usually uses the net for fun. O genellikle her zaman ne için diyor? Eğlence için interneti kullanır diyor. Sadece cuma günleri bakın play online games. Online oyun oynamak için interneti kullanıyor. Diğer günler için ise dil çalışmak, ödev yapmak ve bilgi araştırmak için kullanıyor. Dolayısıyla B seçeneği yanlış olacak. C seçeneğinde ise she is online for 2 hours on Monday. Sadece pazar günleri sadece 2 saat online diyor arkadaşlar. Burada saat 4 ile 6 arasında bilgi araştırdığını görmekteyiz. Dolayısıyla C seçeneği burada 2 saat harcamış olması doğru olacaktır. Yani C seçeneğimiz doğru seçenektir. Look at the poster and complete the sentences diyor. Yani postere bakıp cümleyi tamamlayın. We don't know the blah 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 of the event diyor arkadaşlar. Yani olay etkinlik hakkında şunu bilmiyoruz diyor. Bakacak olursak burada zaman A seçeneğinde time diyor. Zamanımız mevcut mu arkadaşlar burada? Saat 4'te mevcut. Dolayısıyla A seçeneğini burada eleyebiliriz. B seçeneğinde ise date diyor. Yani tarih o da Mayıs'ın 25'i yani bu da mevcut. C seçeneğinde place yani yeri, mekanı var mı arkadaşlar? In big kitchen restaurant'ta yani büyük mutfak restoranıymış. Dolayısıyla zamanı da var. D'de ise result yani sonucu. Sonucuyla alakalı bu posterde hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla boşluğa bu gelmelidir. Cevabımız D seçeneğidir. Which of the following question does not complete the conversation above diyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki sorulardan hangisiyle biz cümleyi tamamlayamayız diyor. Yani konuşmayı tamamlayamayız diyor. Bakın burada çocuk bir soru sormuş. Kız ise yes it was incredible. Evet harikaydı. I like it very much. Onu çok sevdim diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne sormuş olabilir diye bakacak olursak. A seçeneğinde did you enjoy your last trip? Son gezini sevdin mi? Buraya uygun mudur arkadaşlar? Uygundur. Yes, evet, inanılmazdı diye demiş olabilir burada. Dolayısıyla A seçeneği doğru. B seçeneğinde was the movie enjoyable? Film eğlenceli miydi? Buraya uygun mu? Yine uygun kalacaktır arkadaşlar. C seçeneğinde how was your last holiday? Son tatilin nasıldı? Buraya uygun mu? Değil. Çünkü havlı soruyor arkadaşlar. Yes diye cevap veremeyiz. Dolayısıyla C seçeneği yanlış olacak. D seçeneği ise did you have good time at the party? Partide iyi zaman geçirdin mi sorusuna evet harikaydı diyebilir mi? Diyebilir. Dolayısıyla D seçeneği de uygundur. Bize uygun olmayanı sorduğu için tamamlayamayız diye sorduğu için doğru cevabımız C seçeneğidir. What do you say to your friend? Arkadaşınıza ne dersiniz? O halde bakın parçamıza bakalım. A friend of you, arkadaşlarınızdan biri invites you to go camping for the weekend. Hafta sonu için sizi kampa davet ediyor. You will stay in a tent. Bir çadırda kalacaksınız 2 gün boyunca. And you will try some extreme sports diyor arkadaşlar. Ve bazı ekstrem sporları deneyeceksiniz. But you don't like adventure so much. Fakat siz macerayı pek sevmiyorsunuz. You want to rest at the weekend. Hafta sonu evde, daha doğrusu evde değil de dinlenmek istiyorsunuz diyor arkadaşlar burada. Dolayısıyla arkadaşınıza ne dersiniz?
reddetmemiz gerekiyor arkadaşımız arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada A seçeneğine bakacak olursak I am sorry but özür dilerim fakat I prefer staying at home evde kalmayı tercih ederim. Buraya uygun olacaktır. Yani A seçeneği doğru seçenektir. Which of the following completes the dialogue diyor arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisiyle diyaloğu tamamlarız diyor. Alice, have you ever been to France? Hiç Fransa'da bulundun mu? Brett ise bir şey söylemiş. But I would love to. Fakat gitmek isterim. What about you? Ya sen demiş. Bakın. Burada hiç Fransa'da bulundun mu sorusundan sonra fakat gitmek isterim diyorsa demek ki hayır gitmedim, bulunmadım demiş olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada doğru yanıtımız no I haven't olması gerekiyor. Yani B seçeneği doğru seçenektir. Which of the following is correct according to the chart? Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize sorumuz. The pie chart below shows the results of research on the favorite type of music for a hundred teens diyor arkadaşlar. 100 genç için bir ne grafiğiymiş bu? Favori müzik tiplerini araştıran bir grafikmiş ve sonucu da buymuş arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğini okuyacak olursak Teens never listen to rap music. Gençler asla rap müzik dinlemez diyor. Lakin burada %25'inin rap müzik dinlediğini görmekteyiz. A seçeneği bu yüzden yanlıştır. B seçeneğinde classical music is very popular among teens. Gençler arasında klasik müzik çok popülerdir diyor. Lakin burada sadece %5'lik kısmın klasik müzik dinlediğini görmekteyiz. Dolayısıyla B seçeneği de yanlıştır. C seçeneğinde only a few teens prefer pop music. Sadece birkaç genç pop müziği seviyor diyor arkadaşlar, tercih ediyor diyor. Burada pop müzik en popüleri, dolayısıyla birkaç değil most of the teens olması gerekiyor arkadaşlar. Burada C seçeneğinde yanlış olacaktır dolayısıyla. D seçeneğinde ise none of the teens prefer jazz music. Gençlerin hiçbiri caz müziği tercih etmiyor diyor ki burada daire grafiğimizde caz müziğini görmemekteyiz. Dolayısıyla D seçeneği doğru seçenek olacaktır.